Arkadaşlar şimdi canlıların bir başka temel bileşeni olan inorganik bileşiklerden bahsedeceğiz. İnorganik bileşikler enerji vermezler, düzenleyici rol üstlenirler arkadaşlar. Enzimin apoenzim kısmının eğer yardımcı kısmı yani aktivatörü mineral ya da hafif metal iyonlarıysa bu bölüme kofaktör diyorduk ve şimdi bunun üzerinde çalışacağız arkadaşlar. Şimdi kalsiyum. Kalsiyum nerede görev alır dediğimizde birkaç örnek vereceğiz. Kanın pıhtılaşması. Lütfen bu mineralleri iyi öğrenelim. Kanın pıhtılaşmasında görev alıyor. Aynı zamanda arkadaşlar buraya baktığımızda kemiklerin yapısına katıldığını biliyorsunuz. Dişlerin yapısına katıldığını biliyorsunuz. Sodyum ve klor ikisini birlikte incelediğimizde bu da kanın ozmotik basıncının dengelenmesinde görev alacak. Demir hemoglobinin yapısına katılacak arkadaşlar ve o da biliyorsunuz ki al yuvarın içerisinde kana kırmızı rengini veren molekül olarak karşımıza çıkıyor. Potasyum ve sodyum ikisi birlikte sinirsel iletimde görev alacak. Magnezyum klorofilin yapısına katılıyor arkadaşlar ve yaprakların yeşermesinde. Kükürt bazı amino yapısına katılıyor. Flör arkadaşlar eğer çok alırsanız dişler sararır. Eğer az alırsanız bu sefer de dişler çürür. Ve fosfor, fosfor biliyorsunuz ATP olmazsa olmazımız, DNA'nın yapısına, RNA'nın yapısına, hücre zarının yapısına katılıyor. Örneğin burada unutulan bir azot var. Azot kesinlikle unutmayacağız. Onu özel olarak anlatıyoruz. Neydi arkadaşlar? Bir kere DNA'nın azotlu organik bazı. RNA'nın azotlu organik bazı. Proteinlerin yapı taşı olan amino asitlerin yapısında bulunuyor. En önemli moleküllerden biri ve klorofilin yapısına katılıyor. Bu da bizim için çok önemlidir. Su da enerji verici reaksiyonlarda kullanılmayacaktır arkadaşlar. Çünkü bu da bir inorganik bileşiktir. Ama su en önemli yapıcı ve düzenleyici molekülümüzdür. Ve arkadaşlar yapısal olduğunu bileceğiz. Ve vücudumuzdaki en çok bulunan maddenin bu olduğunu bileceğiz. Eğer ortamda %15'in altında kalırsa enzimlerin çalışmadığını bileceğiz. Suyun iyi bir çözücü, iyi bir seyreltici ve iyi bir taşıyıcı olduğunu bileceğiz. Eğer öyle olmasaydı kanın büyük bir kısmı su olmazdı. Ve kan sıvısından kaynaklı da vücut ısısının korunmasını sağlayacak önemli ve sindirim olayında rol oynayacak. Eğer ortamda su yoksa büyük moleküller monomerine parçalanamayacaktır. Dolayısıyla da su hayattır arkadaşlar.